önemli bir konuyu çok değerli bir isimle konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde 9. Uluslararası Turan Selçuk Karikatür Yarışması Muğla Milas'ta yapıldı. Orada çok önemli isimler vardı elbette ki. O isimlerden biri de Cumhuriyet Gazetesi çizeri Sayın Kamil Masaracı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Evet, 9. Uluslararası Turan Selçuk Karikatür Yarışması. Ben de yarışmayı yakından takip ettim. Çok sayıda katılımcı vardı. Ve Turan Selçuk ismi karikatür denince tabii hepimizin aklına geliyor. Çok değerli bir isim. Cumhuriyet Gazetesi için de çok değerli bir isimdi. Türk çizerler için de çok değerli bir isim. Dilerseniz yarışmadan önce, evet yarışmayı konuşacağız, detaylarını konuşacağız. Ama öncesinde biraz Turan Selçuk'u konuşmak istiyorum sizle. Siz Turan Selçuk'la birlikte çalıştınız uzun yıllar. Nasıl tanımlarsınız Turan Selçuk'u? Turan Selçuk çizginin gücünü fark ettirdi bize. 50 kuşağının önemli isimlerinin başında gelir. Biz de 73 kuşağı olarak adlandırılıyoruz. Turan abi'den tabii öğrendiğimiz çok şey oldu. Ama onu bir sembolleştirirsek ve onun sözüdür zaten, söz çizginin dedi. Çizginin gücünü öne çıkardı, çizgiyle anlattı. Karikatürde zaten çizgiyle yapılan bir sanat. Onun çizdiği karikatürler bize rehber oldu bir anlamda. Öyle anlaşıyorduk, çok konuşmuyorduk. Zaten karikatürcüler de fazla konuşmaz. Ben şu anda bir aylık konuşmamı bitirdim. Öyle mi? Bir aylık konuşmaz. Aslında Turan Selçuk deyince çizgiye adanmış bir ömür. Siz de hep çizgi üzerinden gittiniz. Evet. İnsan insan yapan değerlere adanmış bir yaşam. Aslında Turan Selçuk ismi karikatür sözcüğünden çok daha geniş anlamlar ifade ediyor galiba. Evet. Çünkü insana düşünmeyi teşvik eden, insana eleştirmeyi teşvik eden, insana insanca yaşamı teşvik eden bir çizgisi vardı. Bu yönüyle neler söylemek istersiniz? Doğru, söyledikleriniz doğru. Çünkü onun insana saygısı vardı, insan sevgisi vardı. Başka türlü çizmek onun için mümkün değil herhalde. Yani o doğal bir sonucudur. Turan abinin karikatürlerinde her zaman bir hümanizma vardır. Çizginin felsefesi vardır. Çok az söz kullanır gerekirse. Ve onu zaten onun karikatürlerine baktığınızda düşünmek zorundasınız zaten. Yani o sizi felsefeye çeker mi? İster istemez. Her baktığınız karikatüründe tabii düşünmek tabii zorundasınız. Sizi tabii düşünmeye itiyor. Düşünmeye itiyordu. O, ona yol açıyordu. Bu da insanı geliştiren bir şey değil midir zaten? Evet. Evet. Yani sadece bir karikatüre gülüp geçmek çok yeterli olmayabilir. Gülümsetmek çok önemli ama bir de düşünmeye zorlamak diyelim, hadi zorlamayı evet kullanalım. Bir de iyi yönlere katılır mısınız bu cümleme? Yani evet, siz de belirttiniz. Karikatür aslında sadece eleştirmek de değil. İyiye, güzele, savaşsız bir dünyaya, barışa, özlem, istek, heves, yönlendirme değil midir? Tabii, özellikle tabii Turan Selçuk'un çizgilerinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Net bir şekilde görüyorsunuz ve sonra da şunu düşünüyorsunuz ve inanıyorsunuz ki hiç kuşkunuz olmasın, hiçbirimizin olmasın. Bir gün dünyamız Turan Selçuk'un çizdiği yörüngede dönmeye başlayacak. Bu kaçınılmaz bir son. Turan abi bunu çok önceden gördü. Zaten öncü bir çizerdi o. Hala ve gelecekte de Turan Selçuk'un ben hiç yaşlanmayacağını düşünüyorum çizgilerinin, çizdiği şeylerin hep öncü kalacağını. Çünkü evrenseli yakaladı Turan abi, ileriyi gördü. O zaten karikatürlerindeki lezzet de o perspektifte yatıyor, onun çizdiği perspektifte. Buradan şu sonucu çıkarabiliyorum. Mesela ben de zaman zaman arşivden baktığım zaman atıyorum 20 yıl önce çizdiği bir karikatür bugün bile beni o kadar böyle şaşırtıyor ki, hayrete düşürüyor ki. Yani evet, herkes şunu düşünebilir. İşte gazetede yazıyorsunuz, günlük gelişmeleri takip etmek zorundasınız, günü yakalamak zorundasınız. Ama Turan Selçuk'un çizgisine baktığımız zaman 20 yıl, 30 yıl sonrasında görebiliyoruz. Ve bugün bize hala evet bakın
farklı bir açıdan bakabiliyor olmayı gösteriyor. Evet. Zaten benim bir saptamam değil ama yarını yakalamak için geçmişi de ve bugünü de iyi kavramak gerekiyor. Turan abi günceli çizerken yarını yakaladı zaten. Yarını yakaladı. Karikatür için hep güldüren, düşündüren, eğiten kelimeler, kavramlar kullanılır. Ama bir de öz eleştiri. Turan Selçuk kendisini nasıl mesela bu öz eleştiri anlamında neler yapardı, nasıl çizerdi? Belki gazetesini öz eleştiri olarak çizgilerine yansıtırdı. Belki Türkiye'yi model alırdı, öz eleştiri olarak Türkiye'yi eleştirirdi. Nasıl bir çizgisi vardı bu anlamda? Turan abi deva çok mütevazı bir insandı. Öz eleştirisini yapması da gerek yoktu. Zaten onunla birlikteyken, onunla konuşurken, sohbet ederken onu görürdünüz. Yani o kadar yalın ve şeffaf bir insandı ki. Yani onun öz eleştiri yapmasına da gerek kalmıyordu. Onu görüyordunuz siz. Yani hem yaşantısında görüyordunuz. Yaşantısında, çizgisinde görüyorsunuz. İnsan ilişkilerinde görüyorsunuz. İlhan Selçuk da öyleydi. Evet. Ve İlhan Selçuk da gizli bir çizerdi bu arada. Öyle mi? Yani çizseydi iki çizer de tanışmış olacaktık kardeşim. Öyle mi? Çizgilerinde ve yazılarında hep mizah vardır İlhan abinde. Hep iki kardeş kavrayışı çok müthiş böyle olaylar. Muhtemelen fikir teatinde de bulunurlardı. Tabii tabii. Çizgi üzerine çünkü evet. Felsefesi olan insanlar. Tabii tabii kesinlikle. Evet şimdi siz ve arkadaşlarınız ve Muğla Milas Belediyesi dediniz ki Turan Selçuk ismi çok çok değerli, çok çok önemli ve bu ismin yaşatılması lazım. Aynı zamanda yaşarken aslında bir cümle kurdunuz biraz önce, Turan Selçuk yaşıyor ve hep genç kalacak dediniz programın başında. Evet yaşıyor çünkü biz bugün de konuşuyoruz. Niye? Çünkü 9.sü düzenlenen Uluslararası Turan Selçuk Karikatür Yarışması geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Biraz teknik detaylardan bilgi vermek istiyorum. 48 farklı ülkeden 435 karikatürist 1687 karikatürle yarışmaya katıldı. Evet birinciler, ikinci, üçüncü Cumhuriyet Gazetesi özel ödülü vardı. Onları konuşacağız ama öncesinde biraz festivali anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl bir fikirle doğdu, neler yapıldı, 9.suna geldik, bundan sonra da yine devam edecek. O süreci biraz anlatır mısınız? Şimdi öncelikle karikatürlü evimizden biraz bahsedeyim. Milas Turan Selçuk karikatürlü evi var. Orada hem Turan ziyaretçilere açık bir yer. Turan abinin karikatürlerini sergiliyoruz sabit bir sergi olarak. Onun için böyle bir küçük bir müze oluşturduk. Bu arada hemen sevgili Eşit Ruhan Selçuk inanılmaz desteği var. Onun özel eşyalarını orada sergiliyoruz. Süleyman Sahip Tekcan'ın oraya hediye ettiği bir Abdülcanbaz heykeli var. Şimdi bu şeyde karikatürlü evde bu da benim gönüllü olarak yürüttüğüm bir proje. İkincisini Milas'ta açtık. Bu karikatürlü evin açılması onayını veren Muhammed Tokat'ı da burada teşekkürlerimi söylemek isterim Muhammed Tokat. Hakikaten biz hala tam anlamda desteklerini sürdürüyor. Orada çocuklar atölye yapıyorlar. Eğitmen var. Karikatür atölyesi. Yani orası bir okul gibi şu an. Okul gibi. Ücretsiz şeyler. Karikatür kurslar, atölyesi. Dersler veriliyor. Karikatür atölyesi. Sonra sergiler açılıyor. Oraya yabancı çizerleri konuk ediyoruz. Yani burası böyle hareketli bir yer. Anlamlı bir örnek vereyim. Arjantinli ünlü çizer Marlene Paul oraya jüri üyesi olarak geldi, davet edildi. Ve atölye yaptı çocuklarla. Ne çocuklar İngilizce biliyordu ne de Marlene Paul Türkçe biliyordu. Çizginin evrenselliği buradan geliyor. Buradan galiba, geliyor. Ben bir ara çaktırmadan kapı aralığından baktım atölye yaparlarken. Gayet güzel anlaşıyorlardı. Bilmemelerine rağmen. Evet. Konuşmadan gülüyorlardı falan böyle yoğun bir şekilde çiziyorlar. Bu ortamlar yaşadığımız bir mekan orası. Ve bu mekan merkez olmak üzere tabii Milas'ın karikatürlü evi. Dedik ki bir karikatür yarışması ulusal açalım dedik. Muhammed Tokat
Dedi hayır, uluslararası başlatalım dedi. Bunun üstesinden geliriz dedi. İyi ki de öyle yaptık. Ve bu 9.'ya geldik. Şu anda markayız. Yani gerçekten şey, abartı değil. Hem Türkiye'de hem dünyada. Tabii uluslararası. Her yıl hem ödül almaya hem de konuk olarak çağrılan atölye için yabancı çizerler, farklı çizerler çocuklarla tanışma fırsatı buluyor. Sadece karikatür çiziyorlar. Çizgiyle kendileri ifade ediyorlar çocuklar. Böyle bir orası sıcak bir ortam. Sanat evi. Evet. Ve yarışmamızda 9.'sını işte yaptı. Başarılı bir şekilde de sonuçlanıyor her defasında. Katılım artıyor. Liste başı olmak üzereyiz. Öyle mi? Türkiye'de evet. Ve dünyada artık dünyada. Söz sahibi bir yarışma. Evet. Bu da Turan abiye şey oldu. İşte çok yakıştı çünkü Turan abinin evrenselliğiyle şimdi paralel gidiyoruz. Ne kadar da güzel oldu, evet, değil mi? Evet. Şimdi ödüle baktığım zaman aslında biraz daha geniş planda sormak isterim. Şöyle ki sinemada, evet, ben yakından takip ettiğim için söylüyorum. Sinemada İran sineması çok önde gidiyor. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada çok değerli isimler, değerli yönetmenler, senaristler çıkartıyor ama sanırım karikatürde de İran etkisi çok fazla. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Hakikaten İranlı çizerlerin hem desen olarak hem de espri dünyasından yansımaları diyelim. Gerçekten mükemmele yakın. Farklı bir tat var. Ve her defasında da seçmek zorunda kalıyoruz diyeyim yani. Hepsi çok değerli. Evet değil ya. Mi? Ya geçen yıl İranlı çizer işte birinci olmuştu. Bu yıl artık biraz değiştirelim. Hayır ya, bu zaten böyle bir şey olmaz ama içinizden de böyle bir şey geçmiyor yani hakikaten. Böyle gönül rahatlığıyla bir daha İranlı bir karikatüristi birinci seçebiliyorsun. Evet. Bunu şundan sordum. Bu yılki yarışma birincisi Saman Torabi, ikincisi Cevat Takşo, üçüncüsü Muhittin Köroğlu ve bir de Cumhuriyet ödülleri var. Cumhuriyet gazetesi özel ödülü var. Onu da Seyran Caferli. O şey, Azeri. Evet, Azeri. O ödüle layık görüldü. Evet. Bu ödül alan isimlerin dışında elbette ki diğerleri de çok değerli ama biraz bu öne çıkan karikatürleri yorumlayacak olursak daha çok hangi tema üzerinde çiziyorlar sizce? O şimdi temalar dalga dalga geliyor. İşte diyelim ki 3 yıl sonra hangi dalganın kıyıya geleceğini tahmin edebilirsiniz ama şöyle, o kendiliğinden oluşan bir şey. Yani işte genel olarak size ne söyleyebilirim, konu başlıkları, yani öne çıkan konu başlıkları. Bu yılki mesela 9.'da hangi konu başlıkları? Şimdi şeyler çıktı? Bir defa savaş karşıtı karikatürler her zaman zaten şeydir. Başattır. Başattır, aynen. Şeyde işte küresel ısınma öne çıkıyor. Çevre konuları, doğa. Göçmenler olayı öne çıkıyor. Bu dünyanın kirlenmesi tabii şeyle beraber, bu küreselleşmeyle ısınmayla beraber. Birlikte. Bunlar öne çıkıyor. Onun dışında sertme, ortaya karışık konular. Bunları hani söyleyebilirim. Böyle... Evet, belki dereceye girmemiştir. Hı. Ama baktığınızda ya sıra dışı bir karikatür aklınıza geliyor mu? Geliyor. Şimdi demin saymadığım selfie modası var. Selfie. Evet. Karikatürlere yansıdı. Bir karikatür, yabancı bir çizerin, sanıyorum 2 yıl önce bir ödül vermiştik ona. Şöyle, Azrail ölüm döşeğinde yatan bir insanı almaya gelmiş. Hı hı. Tek kare, hiç telaşlanmamış yatan adam. Elini Azrail'in omzuna atmış, selfie yapıyor. Öz çekim yapıyor. Öz çekim yapıyor. Harika bir karikatür. Evet. Yani artık son nefesimizde bile hayatımıza o kadar girdi ki, evet, selfie veya öz çekim. Çok. Çok güzel bir çizgi, evet. İşte çağdaşı yakalayabilmek değil mi? Çağı yakalayabilmek daha doğrusu. Evet. Karikatür bir de çağla yarışıyor. Aynen. Zamanla yarışıyor. Evet, çağ bizi yakalıyor, biz çağı yakalıyoruz. Evet. Yani karikatürcü zaten gözlem yapmak zorunda. Yazar da öyle tabii, tiyatrocu da öyle. Yönetmen de öyle. Yönetmen de öyle. Kendiliğinden oluyor zaten. Ben çağı yakalayacağım
arkadaş işte beni rahat bırakın demekle olmuyor. Yani bu iç içe geçiyor gerçekten. Yani çağı yakalamak ya da yakalayamamak, çağı görmezden gelmek. Yani o da var tabii. Çağı yakalayanların bir işte galiba çağı görmezden gelenleri yakalamak. Evet. Yani diyebiliriz. Bir de basın özgürlüğü, evet ülkemizde büyük bir problem ama sadece ülkemizde değil, bölgemize baktığımızda işte savaşlar nedeniyle, baskılar nedeniyle, siyasi iktidarların yazılmasını istemediği birçok nokta olduğu için evet bir basın özgürlüğünden sorun anlamında bahsedebiliyoruz. Ülkemiz için de bahsedebiliyoruz, bölgemiz için de. Bir çizer bu özgürlüğü nasıl aşıyor? Meslek sırrı. Yani çizgi zaten karikatürün çizgiye dönüşmesi için bunu aşması gerekiyor. Yani bir otokontrol mesela. Evet ben bunu çizdim ama yanlış anlaşılabilir veya birilerini rahatsız edebilir diye bir düşünce oluşuyor mu mesela? Yok, rahatsız olursanız çizmeyin zaten. Yani bu iş olması gereken bir şey. Yani sanatçı diyelim, sadece karikatürcü değil. Tabii sanatçı zaten. Sanatçı da tabii yani bunlar, bu tür şeylerden etkilenmeden, yani yılmadan şeyini ortaya koyması lazım. Asıl sormak istediğim işte o baskıyı, o baskıyı çiziyorsunuz. O çizme demeyi nasıl çiziyorsunuz? Baskıyı çiziyoruz o zaman. Baskı ne demek? Karikatürle anlatıyorsunuz. Sansür. Tabii yani onu anlatıyoruz çizgiyle. O karikatür gördüğü zaman zaten bakan işte baskı bu diyor. Yani bu şey çok böyle somutlaştırarak anlatırsam tadı kaçacak. Yani şey onu siz çizerek anlatıyorsunuz. Çünkü sizin şey ifade şeyiniz, biçiminiz o. Yani oyuncu bunu sahnede yapıyor, ben kağıtta yapıyorum. Beyaz kağıt, boş bir kağıt var önümde. Evet. Elimde kalem var. Ve ben orada baskıyı tanımlıyorum zaten. Onu mizahi bir şekilde anlatıyorum. Kamil Bey sizin özeliniz... Gücü de oradan geliyor zaten. Evet, sizin özelinizde sormuyorum ama genel itibariyle mesela geçtiğimiz günlerde böyle bir 20-30 yıl öncesinin karikatürlerini karıştırdım. Baktığımda siyasetçileri, dönemin siyasetçilerini öyle bir çiziliyor ki hani içinde hakaret yok, içinde herhangi bir suç unsuru taşıyacak bir şey yok. Ve bolca eleştiri var. Bolca da mizah var. Bir kez daha altını çiziyorum, sizin özelinizde sormuyorum ama günümüze geldiğimizde siyasileri çizmek çok zor galiba. Ne dersiniz? Genel itibariyle baktığımızda. Şimdi şöyle, siyaset zaten hayatın içinde var. Yani bütün kesitlerde, yaşamdan bir kesit aldığınız zaman bunun illaki politika kürsüsünde olması gerekmiyor. Ya bir sohbetimizde de siyaset var, aşkımızda da siyaset var. Her şeyde var o iç içe geçmiş kavramlar. Belki de onları da açığa çıkarmak lazım. Yani insanı o zaman insanı da sorgulamış oluyorsunuz. İnsanı sorguladığınız zaman insan da o baskıyı fark ediyor ya da fark etmemiş görünüyorsa fark etmek zorunda kalıyor. Yani o zaman birlikte bakıyorsunuz olaya. Yani bilmiyorum anlatabildim mi? Anlattınız. Peki Kamil Bey bundan sonra da Turan Selçuk karikatür yarışması önümüzdeki yıl 10.sı düzenlenecek. Devam edecek. Evet. Siz bahsettiniz zaten özellikle Muğla ve civarında sanat okulları, sanat evleriyle gençlere, çocuklara, gençlerimize karikatürü öğretmeye, sevmeye devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Son birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz Turan Selçuk karikatür yarışmasını? Turan Selçuk'la ilgili bir şey söylemek istiyorum yere. Tabii şey o Turan abi söz çizginin dedi. Biz de Turan abiye söz verdik. Çizmeye devam ediyoruz. Peki. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.